İhlas Medya Grubu, Baden-Württemberg Bölge Temsilciliği, Avrupa Parlamentosu ve bazı bölgelerdeki yerel seçimlerde boy gösterecek Türk kökenli adayları iş adamlarıyla buluşturdu. Toplantıya Stuttgart Başkonsolosu Mustafa Türker Arı, İhlas Medya Avrupa Genel Müdürü Kenan Kubilay ve çok sayıda davetli katıldı. Ditip Feuerbach Yeni Cami Cemiyeti'nin konferans salonunu dolduran konuşmacılar ve dinleyiciler Soma'da yaşanan acıyı unutmadıklarını gösterip şehitlere dua ettiler. Son birkaç gündür Soma'daki deprem felaketinde rahmeti rahmana kavuşan bütün din kardeşlerimize de rahmetinle ve merhametinle muamele eyle. Onlara ve onların geride bıraktığı kederli ailelerine de sabır cemiller ihsan eyle. Yaralı kurtulan kardeşlerimize de hayırlı acil şifalar ihsan eyle. Din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İhlas Medya Baden-Württemberg temsilcisi Ali Batmaz ve Yeni Cami Cemiyet Başkanı İsmail Çakır'ın kısa bir selamlama ve teşekkür konuşmalarının ardından Stuttgart Başkonsolosu Türker Arı söz aldı. Başkonsolos Arı, uzakta da olunsa Türkiye'deki acıyı yakından hissettiklerini söyledi. Allah bize toplum olarak, millet olarak böyle acılar vermesin. İnşallah bu tür acıları son kez yaşamış oluruz. Toplumumuz arasındaki dayanışma tabiatıyla büyük. Ben birazdan konuya geçeceğim ama bir hususun daha altını çizmek istiyorum bu vesileyle. Değerli arkadaşlar, milletleri millet yapan bazı ortak özellikler vardır. Bunların başında acılı günlerde, duygulu günlerde, hüzünlü günlerde bunları eğer vatanımızdan, milletimizden binlerce kilometre uzakta da olsak, kalbimizde yaşayabiliyorsak, hissedebiliyorsak o zaman o milletin bir parçasıyız demektir. Dolayısıyla biz de bu acı vesileyle millet olduğumuzun, bundan gurur duyduğumuzun tekrar farkına vardık. Bu nedenle acılarını paylaşan bizlerle birlikte tüm insanımıza buradan şükranlarımı arz ediyorum. Aday seçmenlere seslenen İhlas Medya Avrupa Genel Müdürü Kubilay, bölgelerimizde güçlü olursak federal düzeyde de güçlü oluruz dedi. Efendim, özellikle yani bu ülkelerde hak verilmez, hak alınır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Talep edelim, isteyelim, üzerinde ısrarla duralım, durduğumuz takdirde kazanırız. İhlas Medya Baden-Württemberg temsilcisi Ali Batmaz toplantının amacını ve katılımcıları tanıtarak bilgi verdi. Deneyimli siyasetçiler Ergün Can ve Macit Karaahmetoğlu seçim sistemi hakkında bilgiler verdiler ve seçmenleri sandığa çağırdılar. Seçim turunda yaklaşık %55 gibi bir oranla seçimi kazandı. Ancak seçmen katılım oranı yaklaşık %40 civarında, yani fazla bir yüksek bir oran yoktu. Oradaki Türk seçmenlerin sayısı 5000 civarında Alman vatandaşına geçmişleri. Ve hesaplara göre 1500-1800 oy civarında bir oy farkıyla ilk turda bunu aldı. Ve biz onun seçim kampanyasına orada büyük bir destek verdik. Ve kendisi seçim akşamında bana geldi ve dedi ki, eğer Türklerin desteğini alamasaydım ben ilk turda seçilemeyecektim. Ve ikinci turda da ne olup ne olabileceğini hiç kimse bilemezdi. Bu açıdan Görev Sürem'de Türk kökenli insanların da desteğiyle buraya geldiğimi hiçbir zaman unutmayacağım dedi. Bence çok güzel bir anıydı benim için. Misal olarak şimdi Sibel arkadaşımı alacağım şey vermek için. 403 numarası. 403 numarayı. Onu şuraya yazabilirsiniz misal olarak. Veya bir başka arkadaşın. Ondan sonra ismini, karşılığını 3. Yani veya
tek tek listelerden de o şeyleri verebilirsiniz. Yani biraz komplike gibi gözüküyor ama neticede çözülebilecek bir yöntem. Türk kökenli adaylar podyuma davet edilerek tanıtıldı ve hangi partiden aday olduklarını, hedef ve amaçlarını anlatma fırsatı buldular. Alman pasaportu olduğu için o belediye meclisine direkt seçildi.